Suda tedavi eğitimi almak için Hindistan'a giden iki çocuk annesi kadın koronavirüs salgını yüzünden orada mahsur kaldı. Türkiye'ye dönemiyor. İki Türk kaptansa bir yelkenliyle Portekiz açıklarında mahsur dev dalgalar arasında çaresizce bekliyorlar. Bu saat GMT'ye göre 11:20. Göz gözü görmüyor dışarıda. İki Türk kaptan Portekiz açıklarında, iki çocuk annesi kadınsa Hindistan'da koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı. Ne olduysa 10 gün içinde oldu. Ne söyleyebilirim, akıl sağlığım yerinde değil artık. 48 yaşındaki Seda Yavaş geçtiğimiz ay Hindistan'a gitti. Seda Yavaş Hindistan'a vat su terapisi eğitimi almak için gitti. Yani suda tedavi yöntemi öğrenimi için gitti. Ancak eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döneceği günlerde Türkiye'de koronavirüs salgını baş gösterdi. Ve Hindistan'la Türkiye arasındaki uçak seferleri durduruldu. Talihsiz kadın bu nedenle yurda dönemedi. Ne varsa ülkemin insanlarında var ve ben ülkeye dönmek istiyorum. Çocuklarıma, ailem. Hindistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ama o ne kalacak bir otel ne de ev bulabildi. Günlerce sokakta yaşam mücadelesi verdi. Hindistan'da Hindistan polisinin yabancıları bulduğu yerde yakalayıp zorla hastaneye yatırdığı söyleniyor. Bu nedenle Seda Yavaş günlerini hem sokakta hem de polisten kaçarak geçirdi. Hastanelerde içler acısı bir manzara olduğu için şimdi tek isteği sağ salim yurda dönebilmek. Onca sokaktaki günlerden sonra enfekte olmuş olabilirim. Şu an paranın bile hükümsüz olduğu günler yaşıyoruz. Yalvarıyorum ülkeme. Yapacak biliyorum. Bir başka yaşam mücadelesini Portekiz açıklarındaki bu yelkenlide bir kadın, iki Türk kaptan veriyor. Portekiz'e doğru geldik. Bizi denizde sahil sıhhiye koruma botu, bir nevi sahil güvenlik teknesi gibi bir tekne. Sanki parmağıyla izliyormuş gibi karşıladı. İngiltere'den aldıkları yelkenli tekneyi Türkiye'ye getirmek için yola çıktılar. Ama Portekiz'de yakıt ve yiyecek ikmali için mecburi mola verdiler. Portekiz'in girişleri kapandığını söyledi. Ama dedik bizim işte ihtiyacımız var, yakıt, su. Artı dedik biz 5 gündür yoldayız, biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Yok dediler, alamayız. Koronavirüs nedeniyle Portekiz'e alınmadılar. Daha da kötüsü açık denize, dalgaların arasına zorla gönderildiler. Saat GMT'ye göre 11:20. Göz gözü görmüyor dışarıda. İki Türk kaptan ne gidebiliyor ne kalabiliyor. Bekleyişleri sürüyor.